Bir sabah uyandınız ve içinde yaşadığınız bu dünyada tamamen yalnızsınız. Aynı dünyadasınız fakat farklı bir evrendesiniz. Ne yapardınız? Bugün bir sabah hiç kimsenin olmadığı alternatif bir gerçeklikte, yani paralel bir evrende uyandığını iddia eden Killian Murata isimli TikToker'ın dünyasına ve içinde tek başına yaşadığı bu dünyaya ait görüntülerin olduğu videoları inceleyeceğiz. Bu TikToker zamanın bir hayli yavaş aktığını ve yiyeceklerin asla eskiyip çürümediğini de iddia ediyor. Videoları ise gerçekten hayrete düşürücü. Geçtiğimiz aylarda bir TikTok kullanıcısı hesabına bir takım ilginç videolar yüklemeye başladı. Bunlar gerçek bir korku filmini andırıyordu. Çünkü bu adam iddia ettiğine göre yaşadığı bu evrende ve dünyada tamamen yalnızdı. Bir gün her sabahki gibi uyanmış ve evden çıkmış, ancak kimsenin olmadığını fark etmişti. Adam herkesin bildiği ve günde binlerce insanın geçtiği en popüler sokaklarda dolaşıyor. Normalde inatsanız yere düşmeyecek turistik bölgeleri ziyaret ediyor ve kalabalık olması gereken caddelerde tamamen tek başına takılıyordu. Killian Murata içinde bulunduğu bu evrene ait ilk videosunu 23 Mart 2021 tarihinde yayınladı. Adam İtalya'da bomboş bir dünyaya uyandığını, sokaklarda, restoranlarda, marketlerde kimselerin olmadığını ve mesajlarına ya da aramalarına kimsenin dönmediğini ve telefonları açmadığını belirtti. Killian Murata takma ismindeki bu kişi sokaklarda saatlerce dolaşmış ve tek bir insana bile rastlamamıştı. Hayatında hiç bu kadar korkmadığını ekleyen TikToker'ın videoları da devam etti. Günler geçtikçe bu kişi başka videolar ve içinde yaşadığı evrenle ilgili oldukça ilginç kayıtlar paylaşmaya devam etti. Evrende hayvanlar vardı ancak insanların tamamı ortadan kaybolmuştu ya da aceleyle bulundukları yeri terk etmişlerdi. Killian'ın videolarında paylaştığı yerler aslında oldukça yoğun insan trafiğinin olduğu en popüler turistik mekanlar. İlk etapta takipçileri tabii ki bunun sahte olabileceğini iddia etti. Ve Covid esnasındaki kapanma zamanında sabahın çok erken saatlerinde çekilmiş olabileceğini belirtti. Ancak videolar gelmeye devam etti. Killian Murata isimli bu hesap sadece gündüz vakti değil, aynı zamanda gece veya akşamüstü saatlerinde de bazı ilginç kayıtlar yayınlıyor. İnsanların panik içinde ortadan kaybolduğunu ve kendisi hariç hiç kimsenin olmadığını ekliyordu. Killian etrafta bazı ürkütücü sesler duyduğunu da ayrıca videosunda belirtmiş ve şehrin dört bir yanına mesaj içerikli bazı yazılar ve notlar da eklemeye başlamış, ancak hiç kimseden geri dönüş alamamıştı. Bu kişi video serisinin ilerleyen zamanlarında bazı evlere de girmeye başladı ve kendisinden başka insanların olup olmadığını kontrol etti. Ancak nereye girse tamamen büyük bir yalnızlıkla ve sessizlikle karşılaşıyordu. Nisan 2021 tarihinde ise garip bir şey oldu. Murata şehrin ortasında bir parkta ilginç bir holografik bariyerle karşılaştı. İlerleyen videolarda bu bariyer sadece parkta değil, şehrin sokaklarında da karşısına çıkmaya başladı. İddiasına göre adam bu bariyerlerle çevrelenmişti ve bazı bölgelere erişim sağlayamıyordu.
Marita kendisinin birini takip ettiğini hissettiğini ve bu histen kurtulamadığını belirttiği videolarda ekledi. Killian Marita'nın en ürkütücü videolarından bir tanesi ise yer altına inip kayda aldığı ilginç bir video serisi. Marita buraya nasıl geldiğini hatırlamayarak bir yeraltı şehrine iniyor. Burada da kimse olmaması bir yana, adam bu sefer girdiği tüneller içinde kendisini takip eden insanımsı garip bir yaratıkla karşılaşıyor ve bir telefon buluyor. Mayıs ayı itibariyle Killian şehrin en kalabalık olması gereken yerlerine bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Bunlar tren istasyonları ve bazı metro istasyonlarıydı. Ancak yine bir önceki videolarında olduğu gibi buralarda da kendisi tamamen yapayalnızdı. Etrafında kendisinden başka tek bir kişi bile yoktu. Sadece tren ve metro değil, bu gizemli kişi aynı zamanda arabayla bir şehir turu yapmış ve Ghost Ship, yani hayalet gemi olarak adlandırdığı bir gemide uyandığını belirtmişti ve günlerce deniz üzerinde seyahat etti. Şehir içinde de, gemi içinde de yine yalnızdı. Killian ardından bir sahil şeridine ulaştı ve nerede olduğunu tam olarak bilmediğini de ekledi. Bulunduğu yerde aynı zamanda nereden geldiğini bilmediği garip bir sis de vardı. İlerleyen aylarda, yani yaz döneminde genç adam yüzlerce kilometre seyahat etti. Dolu olması gereken bomboş yollardan geçti, deniz üzerinde gitti, yürüdü, koştu, sinemalara, restoranlara, barlara gitti. Hatta bir helikoptere bile bindi. Ancak yine etrafta olan tek bir insanla karşılaşmadı. Şehirden şehire, sokaktan sokağa tek başına dolanıp bir ipucu bulmaya çalışan bu kişi 20 Temmuz tarihinde sonunda ilginç bir detay yakalamayı başardı. Telefonda enteresan bir TikTok hesabıyla karşılaştı ve telefonunda kendisini seçilmiş kişi olduğunu belirten bir yazıyla karşılaştı. Ardından ise yollarda yürürken birini gördüğünü iddia etti, ancak o kişiye hiçbir zaman ulaşamadı. Peki, Killian Marita isimli bu kişi neden böyle bir durumda kaldı ve neden bu evrende tek başına yaşıyor? Aslında yayınladığı bir TikTok videosunda neden bu durumda olduğuna da kısaca değinmiş durumda. Söylediğine göre kendisi çok büyük bir yazılım firmasında çalışıyormuş ve bir kod yazılımcısıymış. Çalıştığı şirketteki kuantum bilgisayarını hackleyerek kendi kodlarını eklemiş ve ondan sonra bu makina, yani yapay zekada bir şekilde öğrenmeye başlamış ve evrimleşmiş. Akabinde de Killian Marita tek başına kaldığı dünyaya geçmiş ya da ışınlanmış. Kendisi hala TikTok hesabına güncel olarak videolar eklemeye de devam ediyor ve şu anda bildiğim kadarıyla New York'ta. Aynı Avrupa'da olduğu gibi burada da tamamen yalnız. Caddeler bomboş, sokaklarda hiç kimse yok. Tek başına şehir şehir gezen, istediği yerlerde yiyip içen ve dünyanın sayılı en önemli tarihi eserlerinin duvarlarına grafitiler çizen, notlar bırakan kişinin gerçek sırrı ne? Gerçekten bilmiyoruz. Kendisini bir yazılımcı, hatta iyi bir yazılımcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle videolarda çeşitli oynamalar yaparak ve bunları özel efektlerle birleştirerek bize böyle bir görsel şölen mi sunmaya çalışıyor? Yoksa gerçekten bilmediği farklı bir evrene, dünyaya ya da diyara transfer mi oldu? Gerçekten bilmiyoruz. İnanıp inanmamak tabii ki her zamanki gibi size kalmış. Bu hesabın bir de benzer bir Türk versiyonu var. Tam olarak TikTok hesabının ismini hatırlamıyorum, ancak zaman yolcusu tarzında bir isim olması lazım. Ve Türkiye'yi karış karış gezip kimsenin olmadığı diyarlardan videolar atıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Teorilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videonun altına eklemeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sevildiğinizi hiç mi hiç unutmayın. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Bye bye.